kuzun kardeş olman gözlerimi kör etmişti. Sana baktığımda onu görüyordum. Onun gibi olduğuna inanıyordum. Güneş, buna inanmaktan başka şansım yoktu. Ama sen haklıydın. Kendimi sana inanmamaya zorladım. Sen bende abimi görüyordun. Ama ben... ben heyecandan senin yüzüne bile bakamazken... senin yüzünde sadece aşk görüyordum. Güneş. Defol. Senin mazeretlerin de pişmanlığın da umurumda değil. Şimdi sen bana inanıyorsun. Ama ben sana inanmıyorum. Güneş, lütfen dinle beni. Ne istiyorsun ya? Hala ne istiyorsun? Bana inanmandan başka bir şey istemiyorum. Güneş. Ama sana inanmıyorum. Ağzından çıkan tek bir kelimeye bile inanmıyorum. Sen hayatımda tanıdığım en adi yalancısın. Güneş. Abi, de çık buradan. Lütfen bana bir şans daha ver. Ya git diyorum, öldür seni burada görürsem. Güneş, kapıyı mı kilitledin? Lütfen, dinle beni. Dadı! Dadı! Efendim? Bana hemen Güneş'in odasının yedek anahtarını getir. Ne oldu ya? Hemen! Kamil! Bir git dedin, oğlum öldürür seni. Şimdi gidiyorum. Ben söyleyeceklerim daha bitmedi. Emel, yalvarırım git. Bana inanman için her şeyi yapacağım Güneş. Ne oldu abi? Kapıdakilere haber ver. Güneş yine kaçmış olabilir. Güneş! Getir. Güneş. Güneş. Neden açmıyorsun kapıyı? Ay abi, uyuyakalmışım. Müzik dinliyordum, o yüzden duymadım. Neden kapıyı kilitledin ki? Çünkü öyle salak salak dans ediyordum. Kilitledim işte. Orada cam mı açılır? Güneş, buranın hali ne ya? Abi işte dans ederken devirmişim. Güneş, bu küpelerin yerde ne işi var? Abi... ya öyle takarken düşürmüşüm herhalde. Bu küpeler benim sana hediyem. Yere düşürüyorsun, eğilip almıyorsun bile. Sana yaptığım şeyle baş edemiyorum. Pişmanım. Sana yaşattığım her şey yüzünden çok pişmanım. Sana inanmıyorum. Ağzından çıkan tek bir kelimeye bile inanmıyorum. Sen hayatımda tanıdığım en adi yalancısın. Thank you.
kandırdım değil mi seni? Önemli değil ya. Niye çağırdın oğlum bu saatte? Sen haklıydın. Ben çok kötü bir şey yaptım. Artık taşıyamıyorum. Güneş yaşattıklarımın ağırlığını kaldıramıyorum. Ondan beklediğim hiçbir şey yapmadı. Onda gördüklerimin yalan olduğuna inandım. Kısasa kısas desin. Bana karşılık versin diye bekledim hep. O kadar yanılmışım ki. Ondan özür diledin mi? Bana inanmıyor. Ona söylediğim hiçbir şeye inanmıyor. Ben hayatımın en büyük hatasını yaptım. Şimdi bu hata beni her gün biraz daha yok ediyor. Ben olmaktan çıkarıyor. Ona yaptıklarından, onun duygularıyla oynamaktan pişman olduğuna göre sen artık tekrar sensin Emir. Yıllar önce çektiğim acının aynısını sırf bu herifin kardeşi diye ona çektirdim. O beni affetmeden ben artık ben olamam. Sorun sadece pişmanlık mı kardeşim? Bir insanın duygularıyla mı oynamak yoksa? Yoksa? Emir bak sen bu kıza karşı... Ben o kıza yaptığım şeylerden pişmanım. İyi peki. Öyle diyorsan öyledir. Emir ben gitmeliyim şimdi. Kaan'ı bıraktım. Pınar da hasta gibi. Gülsüm'ü çağırdım. Sen geliyor musun? Yok, ben biraz daha kalacağım. İyi peki sen bilirsin. Sağ ol. Beni dinler misiniz? Ne oldu? Nefretim bitti şimdi sıra acımaya mı geldi? Acımak mı? Acımak! Güneş yaptıklarının altından kalkamayıp acınacak halde olan benim. Umurumda değil. Bana bir günde inanmanı beklemiyorum zaten. Ben sana bir günde inanmıştım ama. Tek bir günde. Yine inanacaksın. Yaptıklarımdan ne kadar pişman olduğumu göreceksin. Pişman olman neyi değiştirecek Emir? Bana tek bir gecede yaptığını değiştirecek mi? O verdiğin yarayı kapatacak mı? Denememe izin ver. Sen benim denememe izin verdin mi? Beraber geçirdiğimiz günlerde bir kez olsun benim kim olduğumu unutup benimle orada olmayı denedin mi? Evet, bunların hiçbirini yapmadım. Yapamazdım çünkü her şey çok farklıydı. Gözüm... Gözün intikamdan başka hiçbir şey görmüyordu çünkü değil mi? Ama benim artık gözüm kör, kulağım da sağır. Sen benim için kötü bir anadan başka hiçbir şey değilsin. Gülsün. Pınar uyanmadı mı daha? Hala uyuyor. Maşallah deliksiz uyuyor. Çocuğumun sesi kısıldı ağlamaktan. Çok sinirlerim bozuldu. Onu zor uyuttum. Allah Allah yapmazdı hiç böyle. Hasta belki de. Biraz daha uyanmazsa uyandırıp bir bakmak lazım. Günaydın. İyi misin? Yorgunum biraz. Başım da çatlıyor. Bir şey mi oldu? Ben sana ne olduğunu söyleyeyim. Artık nasıl uyuduysan gece, çocuk o kadar ağlamış ve sen duymamışsın. Nasıl olur? Sen bir kendine gel, öyle konuşalım istersen. Çok üzgünüm Koray. Gerçekten hiçbir şey duymadım. Allah korusun ya. Ya Koray yetişemeseydi, ya çocuk yataktan düşseydi? Tamam Gülsüm. Çok üzgünüm gerçekten. Nasıl oldu? Anlamıyorum. Uykum çok hafif benim. İstersen sen bugün dinlen. Gülsüm götürür çocuğu. Yok. Ben götüremem. Yani eve götüremem. Tabii Pınar dinlensin de. Şimdi evde benim şey annem çok hasta. Fena grip olmuş. O yüzden Kaan'a da bulaşır. Ben burada bakarım Kaan'a. Senin ellerinin uzanmadığı yer yok, onu biliyorum. İnanmayacağım sana. Bir kez daha inanmayacağım. Bu Emir Sarrafoğlu ile ilgili söylediklerini de aklımdan çıkarmayacağım. Arayı kapatalım, her zamanki yerde.
Çok özür dilerim. Önemli değil, insanlık hali, olur öyle. Bana ne olduğunu gerçekten hiç anlamıyorum. Hiç böyle olmam ki ben. Yakan düşseydi, o kadar çok ağlamış ki sesi kısılmış ağlamaktan. Tamam, uzatma artık. Hastasın belki de, doktora gitmek ister misin? İyi görünmüyorsun. Hasta değilim ki. Ne olduğunu anlamıyorum. Yorgunsundur o zaman. Sonuçta kan yorucu bir çocuk. Sen bugün dinlen. Takılma da çok fazla, bak kötü bir şey olmadı. Tamam? Şey, ben Kaan'a meyve püresi hazırlayayım. Kolay gelsin. Erkencisin. Gece geldik, eğlendik. Bir de gündüz gözüyle göreyim seni. Ne içersin? Fazla kalmayacağım. O gece tanışma faslı bir havada kalmıştı. Konuşacaklarımızı konuşayım istedim. Söyleyeceklerimi tamamladım. O zaman ben devam edeyim. Seni bir daha güneşin etrafında görmek istemiyorum. Kendine pek güvenmiyorsun galiba. Yok, benim güvenmediğim sensin. Sizinki çok yeni bir ilişki değil mi? Hızlı gelişen bir şey. Hayat sana son zamanlarda pek iyi davranmamış Emir. Şimdi aklını kullan. Kendine de hayatına da iyi davran. Güneşi unut. Ömrünü uzat. Bence tehdit konusunda Yavuz abinden biraz taktik alsan iyi edersin. Fazla açık oldu. Ben yapacaklarımın üstünü kapatmaya çalışmam. Açık açık yaparım Emir. Ve çok ciddi. Güneşin etrafında dolaştığın her saniye kendi hayatından çalıyorsun. Ne kadar yaşadığın değil, nasıl yaşadığın önemli değil mi? Yani mezar taşına yazdırmak istiyorsan sen bilirsin güzel bir laf. Ama ben adamlığımı bir kere daha yapıp söylüyorum sana. Neydi? Güneşin etrafında fazla dolaşmayacaksın. Hoş geldin anne. Biz de misafirimizle konuşmayı bitirmiştik. Söyleyeceğimiz her şeyi söylediğimizi farz ediyorum. Kim bu adam? Bir tanıdık. İş anlaşmazdı. Onun gibi bir şey. Pınar. Pınar. Yavaş ol, Kaan uyuyor. Pınar yok. Nerede Pınar? Pınar Hanım alışverişe gitti. Bana söyleseydiniz ben gelirken alırdım marketten ne lazımsa. Markete değil. Kendine bir şeyler almaya gitti herhalde. Kaan'ı bana bıraktı ve gitti. Gerçekten süper bir iş ahlakı varmış Pınar Hanım'ın. Ya Gülsüm, acilen alması gereken bir şey vardı. Öyle kafasına göre gitmez kız. Ne kadar iyi tanıyorsun. Ne çok güveniyorsun ona. Gülsüm, ne alakası var? Kaan'la ilgileniyor. Gözüm arkada kalmıyor. Hepsi bu. Bak Koray. Benim Pınar'la ilgili ciddi endişelerim var. Kaan'a da baktığını falan düşünmüyorum. Dahası kızın hareketleri bir garip, sarhoş gibi hareketler yapıp duruyor. Abartıyorsun Gülsüm. Pardon ya. Ben alışveriş yaptım. Biraz abarttım galiba. Odama gideyim ben, bunları deneyeyim. Evet, gerçekten Pınar Hanım'ın işinin başında olmaması için çok geçerli bir nedeni varmış. Biraz kafamı toplayayım Gülsüm, tamam?
Sana bu kadında bir şey var diyorum ama sen beni dinlemiyorsun. Ya şunun yaptıklarına bir baksana, sarhoş gibi. Normal mi bunlar şimdi yani? Gülsüm, bir kafayı toplayayım izin verirsen. Merhaba Koray. Pınar geldi mi? Aa, sen de mi buradaydın Gülsüm? Pınar Hanım geldi ama uyuyor. Uyanınca ben sorduğunu söylerim, tamam? Ben aslında bunu vermeye geldim. Bu ne? Ya şey, belki biliyorsunuzdur. Bugün Pınar Butu'ya geldi. Alışveriş yaptı ama kartı unuttu. Biliyoruz, biliyoruz. Bakıyorum Pınar'ın maaşı bayağı yüksekmiş ha Koray. Aslında ödemeyi alamadım. E, şifresini unutmuş. Kart sende kalsın dedi gitti. Aa. Ay, bu kız iyice delirmiş. Yani hiç ödeme yapmadan alıp geldi yani. Tamam Gülsüm. Yok canım, hiç önemli değil. Ya kart bende kalsın istemedim. Pınar'ın borcu ne kadar lira? Ya yok canım, hiç önemli değil. Acelesi yok, biz sonra hallederiz zaten. Ya ama umarım Pınar iyidir. Bugün biraz tuhaf görünüyordu. Sen uyanınca kartı ona verirsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Duydun değil mi? Tuhaf davranıyormuş. Bak Koray, sen bu kadına çocuğumuzu emanet ediyorsun. Ve ben buna hiç güvenmiyorum. Sen hariç herkes o kadında bir tuhaflık olduğunu söylüyor. Ya Gülsüm, 50 kere söyledim. Bir kafayı toparlayayım ya. Hadi sen git. Tamam, giderim. Ama önce bana evin anahtarını vermen gerekiyor. Bak Koray, ben bu kadına güvenmiyorum. Yine uyuyakalır falan, sen geceleri de geç geliyorsun. Bana evin yedek anahtarını ver lütfen. Tamam, peki Gülsüm. Ben gideyim montumdan kendi anahtarımı vereyim sana. Tamam, bekle bir dakika. Gözlerin ondan alamıyorsun. Bakışlarından ne yaşadığınızı anladım. Ama daha fazlası olmaz. Daha fazlası umurumda değil. Sadece beni dinlemesini istiyorum. Umarım bu gece onunla konuşmayı başarabilirsin. Ve bu iş burada biter. Emir, siz imkansızsınız. Ve öyle de kalmalı. Biliyorum. Sen imkansız seversin. Ve imkansız seçeceksin. Eğer bunu seçersen, ona da, sana da, herkese zarar vereceksin. Hande. Güzel şarkı seçmişsin. Sen de şarkı söylemeye geldiysen sahne senin. Yok, ben konuşmaya geldim. Ben konuşmak istemiyorum Emir. Seni dinlemek de istemiyorum, görmek bile istemiyorum, anladın mı? O zaman beni dinleyene kadar kovalamaya devam edeceğim. Bu da yeni oynanıyor. Gerçekten sürpriz yokmuş. Eğlenmediğini söyleyemezsin. Evet, eğlendim. Ve gidiyorum. Arabayla mı geldin? Hayır. Alkol alırım diye taksiyle geldi. Bunu biraz oyalasana. Emir, ne diyorsun? Oyalasana. Güneş, bir dakika dur. Böyle kızgın bitmesin gece. Hande, ben bu gece buraya rahatlamaya geldim, anladın mı? Ve sen onu çağırarak bu geceyi mahvettin. Ya, tamam haklısın. Ama Emir seninle konuşmak istedi. Bak, gerçekten neler olduğunu bilmiyorsun. O yüzden burnunu sokma bu işlere. Gidiyorum. Sarıyer.
Sarıyer'e? Neredeyiz biz? Beyefendi, doğru yolda mıyız? Doğru yoldayız. Emir! Emir, ne yapıyorsun ya? Durdur şu arabayı. Hemen durdur şu arabayı, ineceğim. Ya manyak mısın ya? Durdurur musun? Bu resmen adam kaçırmak ya. Kendimi dinletmeye çalışıyorum. Başka yaptığım bir şey yok. Seni dinlemek istemiyorum. Ne diyeceğin umurumda değil, anladın mı? Sabaha kadar da konuşsan umurumda değil. Peki. Zamanımız var. Gel gel. Şimdi bize bir güzel yorgunluk kahvesi yaparlar. Hoş geldiniz efendim. Güneş yattı mı? Güneş Hanım evde yok efendim. Evde değil mi? Sabah çıktı, sonra bir daha gelmedi. Yeter artık ya! Güneş, tek bir soruma cevap ver. Ne soracağın umurumda değil. Neden adamla berabersin? Bunu daha önce de sormuştun. Sen de bana yalan söylemiştin. Ya ne saçmalıyorsun sen? Neden adamla beraber olduğunu biliyorum. Bizi gördü. Seni tehdit ediyor. Nereden çıktı şimdi bu? Yanlış mı? Seni ilgilendirmez. Çekil önümden ya! Bana cevap ver. O herif seni tehdit ediyor. Sen de sırf Yavuz'un kulağına gitmesin diye ona boyun eğiyorsun. Güneş, eğer benim için... Eğer bu seni kurtarmak içinse öyle mi? Kendimi senin için feda edeceğim yani. Bu senin o müthiş erkeklik gururuna iyi gelirdi, değil mi? Böyle bir şey söylemeyecektim. Ben... Yavuz ve... Kimden ne duydum bilmiyorum ama... ben artık önüme bakıyorum. Arkama değil. Ve sen arkamdasın. Engin de yanımda. Güneş, bak, eğer ortada bir tehdit varsa... benim yüzümden bunları yaşamana göz yumam ama. Anlıyorsun değil mi? Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Bugüne kadar beni kandırdın, şimdi de şövalyecilik mi oynuyorsun? Bana ne söylersen söyle, istediğin kadar nefret et, haklısın. Ama yaşadıklarım yüzünden kendine böyle bir şey yapmana izin veremem Güneş. Kendimi kötü hissettiğimi düşünüyorsun değil mi? Tabii öyle. Bunu yapmanın tek sebebi senden sonra hemen biriyle beraber olmam değil mi? Tek sorun bu. Güneş. Düne kadar neydim ben? Hani iki kişiyi aynı anda idare ediyordum? Hani seni aldatmıştım? Ne oldu da şimdi kendimi senin için feda eden zavallı oldum? Kendimi kandırıyordum. Beni nasıl kandırdıysan kendini de öyle kandırmak da iyiymişsin demek ki. Ama o müthiş erkeklik gururu için özür dilerim. Ben o kişiyle gerçekten beraber olmak istediğim için beraberim. Hande'ye de gelmeni istemiyorum. Seni zor durumda bırakmak istemezdim. Beni zor durumda bırakmak mı? Senin kendinden başka umursadığın bir şey mi var? Senin öfken, senin acın, senin intikamın, senin pişmanlığın. Ne bu ya? Şehir eşkıyası mısın? Güneş. Güneş. Abim.